Şimdi burası 0. Burayı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 0 eşlersem x kare parantezinde x eksi 3 eşittir 0. Yani bir 0 da bir de 3 de 0 olacakmış. Bak burası 0, burası 3. Şimdi ben diyorum ki integral 0'dan 3'e x küp eksi 3x kare dx. Bu bana bu eğrinin altında kalan alanı verecek. Yani şurayı verecek ama şöyle düşünmek lazım burada. Tabii ben sanmıyorum ki öyle bir şey olacaklarını. Atıyorum bu eğrinin altında kalan alan pozitiftir. Bu eğrinin altında kalan alan negatiftir. Çünkü x'in altında olduğu için. Ha biz ben soruyu çözmeden sonucun negatif çıkacağını ve en son eksiyle çarpmamız gerektiğini söyleyeceğim. Ama sen yine de gözün alışsın diye ben burayı eksi yazayım ki aslında alan negatif çıkmaz. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bunun integrali nasıl alınır? Üstünü bir Bunun artırıyorum. integrali x üzeri 4 bölü 4. Tamam. Diğeri x küpü. Tamam, çok iyi. Sıfırdan 3'e 3 yazdım. 81 bölü 4. Sonra 27. eksi. Aha. 27. Sonra yine eksi, yerine sıfır koyuyoruz. 0 zaten orası, değil mi? Burada sıfır oluyor, evet. Peki buradan ne gelir? 81 eksi 108 bölü 4. Bu da ne demektir? Eksi 27 bölü 4. Ben başına bir de eksi yazmıştım. Ne oldu? Artı 27 bölü 4. Artı.